Bu hafta ne okudunuz? Amos. Amos'u okudunuz. Kaç bölümlük? 9. Evet. Şimdi hatırlatma olması adına bu şey çalışıyorsa bu şey tam evet. Hatırlatmak adına biliyorsunuz özellikle İsa'dan önce 1000 yılda Davut'tan Süleyman'dan sonra İsrail krallığı ikiye bölündü. Kuzey ve güney olmak üzere iki farklı krallık oluştu. Güney krallık Yahuda krallığı ismi. Kuzey krallık İsrail krallığı ismini aldı. Ve buna göre kısa dediğimiz veya uzun dediğimiz peygamberlik kitaplarında bizlere seslenen bu peygamberler farklı coğrafyalarda yer aldılar. O coğrafyalar ister istemez Tanrı'dan aldıkları mesajı etkiliyor. Çünkü orada yaşayan ve o koşullar altında yaşayan insanlara sesleniyor. Yoel burada görebiliyoruz. Hoşea burada görülüyoruz. Amos burada görüyoruz. Yani Hoşea İsrail krallığında Asurlular tarafından istila edilip yok edilmeden önce peygamberlik eden son peygamber. Amos aslında krallık ikiye bölündükten sonra bizlere kitap bırakan peygamberlerden, çünkü kitap bırakmayan peygamberler de var. Ancak Samuel gibi, krallar gibi bölümlerde mesajları da bize ulaşan İlyas gibi, Elişa gibi peygamberler de var. Onlar da kuzey krallıkta hizmet ettiler. Ama Amos bize kitap bırakan kuzey krallıktaki ilk peygamber sayılabilir. Ve aynı zamanda güney krallıktaki Yeşaya ile çağdaş, aynı dönemde yaşıyorlar. Ve bir anlamda farklılıklarıyla Amos ile Yeşaya iki uçta, iki kutupta farklılıklarıyla çok benziyorlar. Ne demek bu? Birisi Rabbin yargılarını vurgular ama en çok Rabbin göndereceği Mesih aracılığıyla bizlere ulaştıracağı kurtuluşu vurgularken, kimdir o? Yeşaya. Amos ise Tanrı'nın yargılarını özellikle İsrail üzerine, ama İsrail üzerine derken Tanrı halkı sıfatına giren herkes için geçerli bu yargılar. Dolayısıyla bunları kendimize de bir şekilde mal etmemiz gerekir. Aynı dönemde yaşadılar. Şimdi Amos ile ilgili giriş vaazında tıpkı diğer peygamberlerle yaptığımız gibi ben yeni antlaşmanın bir ayet yakıştırmaya çalıştım. Amos'a yakıştırdığım ayet hangisidir? Galatalılar 6-7-8 ne diyor? Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. Eken kim? Biziz. Bu durumda, bu ayete göre. Dolayısıyla neyi biçeceğimizi belirleyen kim? Biziz. O biçtiklerimizi sağlayan Tanrı olabilir ama Tanrı'nın bizlere verecekleri neye bağlıdır? Bizim ektiklerimize bağlıdır. Ve Amos aslında işlediği konu bu konudur. Daha önemlisi, Amos sürekli yargıdan, ancak son ayetlerde bir umut ışığı bizimle paylaşır ama Amos'un bize söyledikleri 1. Petrus
4:17'de de söylenenlerle çok bağlantılı. Yargının, Tanrı'nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Yargı her zaman Tanrı'ya en yakın olanlardan başlıyor. Çünkü bu çok büyük bir ayrıcalık olmakla beraber çok büyük da bir sorumluluktur. Tanrı'nın bereketlerini alabilmek beraberinde çok büyük bir sorumluluk ve aldıklarımızla Rab tarafından hesap sorulacağı ağırlığını da getiriyor. Dolayısıyla Rab yargısını başlatırken önce kimden başlayacak? Tanrı halkından. İlk sırada biz varız. Yani ilk sırada yer almak, eğer ödül söz konusuysa güzel de yargı söz konusuysa bayağı bir heyecan gerek. Herhalde Alper dün bunu düşünüyordu parmağını keserken. Şey ayetini biraz ekstrem yorumladı. Uzuvlarınızı Rabbe verin. Ayetini biraz uyguladı. Dikkatimizi dağıtamayız. Ünlü bir vaiz vardı aklıma geldi şimdi. Özellikle vaaz verilirken insanların uyumaması konusunda. Yani diyordu ki vaazın konusu iyiyse insanlar uyumaz. Çünkü neye benziyor bir vaaz? Diyelim ki çok zengin bir adamın mirası paylaşılmak üzere vasiyetname okunacak. O varislerin o anda uyuyakalmasını düşünebilir misiniz? Niye kalmazlar? Çünkü bir heyecan var. Veya diyor ki bir önemli bir duruşmanın hükmü açıklanacak hakem tarafından. Hakim pardon. O anda sanığın uyuyakalmasını düşünebilir misiniz? Niye uyuyakalmaz? Belki bütün gece uyuyamadı korkudan. Ama o anda özellikle niye uyumaz? Çünkü onun için hayatı önem taşımaktadır. İşte Rabbin kelamı böyledir. Tanrı'nın yargısı geldiğinde hepimizin uykusu kaçacak. Çünkü Tanrı'nın yargısı kendi ev halkından başlayacaktır. Şimdi bu bağlamda biraz şartları kısaca değerlendirelim. Düşünebiliriz ki demek ki o zaman Tanrı'nın halkı, İsrail halkı Kuzey Krallık'ta perişandır. Bir takım sıkıntılar, bir takım sosyal zorluklar, sorunlar yaşanıyor. Tam tersi. Aslında çok büyük bir refah dönemi yaşanıyordu Kuzey Krallık'ta. Her şey güllük gülistanlık. Herkesin keyfi yerinde. Kimsenin mal sıkıntısı yoktu. Fakirlik, aksilik, iflas, zorluk durumları yoktu. Ama çok vahim bir felaket söz konusu neydi? Bu nedenle yürekleri Rab'be karşı soğuyordu. Ve dünyasal işlerini, Rab'bin işlerini tercih ediyorlardı. Veya sadece Rab'bi dünyasal işlerine kıyak yapacak bir nevi lambadaki, Aladdin'in lambasındaki cin gibi bakıyorlardı. Rab bizi bereketlesin, gerisine karışmasın gibilerinden. Dolayısıyla geçen hafta gördüğümüz bir gerçeğin burada yaşanmış örneğini görüyoruz. Refah dönemi yani maddi rahatlık berekete eşit değildir. Bereket bundan daha öte bir şey. Bereket çünkü beraberinde maddi rahatlık getirebilir. Maddi sıkıntı da getirebilir. Çünkü bereket yapan şey Tanrı'yla olan ilişkimizdir. Ve bu ilişki içinde Rab'den aldığımız tattır esas bereketi bereketli kılan. Ve aynı zamanda ilk bölümlerde 8 farklı ulus yargılanıyor. Bu da sadece Tanrı'nın halkı değil, bütün uluslar yargılanacağını bizlere gösteriyor. Hatta diyor ki 3 konuda, hatta 4 konuda seni yargılayacağım. Bununla 3+4=7. 7 Tanrı'nın mükemmel tam sayısı demektir. Yani yargısı eksiksiz olacağını hatırlatıyor.
Herodos yöneticileriyle yargılanacaktır ama Herodos aslında farkında olmadan belli karaktersel özellikler geliştiriyor. Ve bu olumsuz olan yönleriyle ulusların kültürleriyle yargılanacaktır. Yani Orta Doğu ulusların misafirperverlik yokluğundan yargılanacağını zannetmiyorum. Çünkü birçok ulusa göre bu konuda daha misafirperverler. Ama belki intikam almak konusunda, intikam duyguları beslemek konusunda, affedememek konusunda Orta Doğu ülkeleri, kültürleri daha çok Rabbin önünde hesap verecekler. Biz bu geçen hafta Türkiye'deki pastörlerin bir araya geldiği tek aile konferansındaydık. Birisi paylaştı şey konusunda, gönüllü hizmet konusunda. Yani Suriyelilere verdikleri hizmet konusunda kilisedeki kardeşlerin gönüllü olarak katılması konusunda çektikleri zorlukları paylaşırken bir ara internette gördüğü bir istatistik, yani Avrupa ülkelerinde insanlar bundan bir şey almayacağı, daha çok bir zahmete gireceği, vaktini bir şekilde ona harcayacağı halde çok konularda imanlı olsunlar, imanlı olmasınlar, çok konularda gönüllü hizmetlerde bulunuyorlar. Eğer Türkiye Avrupa içine alacak olursak diyordu, Türkiye gönüllülük esasıyla yardım edenlerin listesinde nerelere yer alıyor dersiniz? Sonlarda. İşte bunun gibi özellikler var. Bunlar sadece bir kişinin değil, genel bir toplumun. Hamdolsun kilisemizde birçok konuda her hafta kürsüde gönüllü oldukları ilan edilmesiyle gönüllü hizmet yapan kardeşlerimiz var. İşte ikram konusunda, temizlik konusunda, çocuklar konusunda. Bu da bir gönüllülük. Ama ne demek istiyorum? Sadece bireyler ayrı ayrı değil, topluluklar da Rabbin önünde hesap verecekler. Kiliseler de. Biz Altıntepe Kilisesi Rabbin önünde hesap vereceğiz. Başta ben olmak üzere ve bunu söylerken bir şey bütün vücudumu sarıyor. Ama sizler de. Burada sizlere verilen imtiyazlar. Burada sizlerle paylaşılan ruhsal fırsatlar ve bereketleri nasıl değerlendiriyoruz veya nasıl hor görüyoruz? Diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç olabilir. Eğer ki onun bize uzattığı yardım elini hor görürsek, Tanrı bir sevgi tanrısıdır. Ama bu nasıl bir şeydir? Ona gelmeden, o dönemde İsrail halkının sorunu bir anlamda şöyle diyelim. İnsanları sevip malları kullanmaktan ziyade nasıl bir yaşam felsefeleri vardı? Malları sevip insanları kullanmak. Biz öyle bir şey yapmayız tabii ki. Ama bunu da şöyle düşünelim. Rabbi sevip bereketlerini kutlamak yerine sırf bereketleri sevip Rabbi de kullanmaya kalkışabiliriz. Kullanamayız, o ayrı mesele. Ama kendi kıt aklımızla hani Rabbi sadece demin söylediğimiz gibi Aladdin'in lambasındaki cin gibi görebilir. Sadece beni bereketlisin, işlerimi rast getirsin, her ihtiyacımı karşılasın, bütün sıkıntılarımı ona götüreyim ama benden bir şey istemesin. Benim rahatımı bozmasın beyefendi. İki heder düzeltti. Kiliseye gelmek istemiyordum diyordu. Olabilir. Ben de bazen kiliseye gelmek istemiyorum. Çeşitli sebepler. Bazen kendi günahımdan, bazen farklı sıkıntılardan, ailevi durumlarından, kardeşlerin verdiği bağış aralarından olabilir. Ama Rabbin bana verdiği ayrıcalıklar karşısında gelmemezlik yapabilir miyim? Hamdolsun'u dedi ki evden çıkmak istemedim. İyi oldu. Evden çıkmak istemediğimiz günler olabilir. Bunun gibi Rabbin bereketlerinden istifade etmek istemediğimiz günler olabilir ama o zaman kimi kullanıyoruz, kimi kullanmaya kalkışıyoruz? Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
Kimdi Amos? Bu da bizler için ibret ve teşvik. Ne açıdan? Amos peygamber değildi, çiftçiydi. Bakınız ne diyor. Ben ne peygamberdim, ne de peygamber oğluydum diye karşılık verdi Amos. Yalnızca sığır yetiştirdim, yabanıl incir ağaçlarına bakardım. Rab beni sürünün ardından aldı, git halkım İsrail'e peygamberlik et dedi. Şimdi şöyle diyelim, Amos bir dini kariyer yapmamıştı. Amos bir teolog değildi. Amos dini yönden topluluğun içinde nüfuzlu değil, ruhban değildi. Ama Amos sıradan bir imanlı olmakla beraber peygamberlik niteliğinde Tanrı ile bir ilişkiye sahipti. Tanrı'nın sesini duyacak kadar ona yakın bir yaşam sürüyordu. Çünkü Tanrı hepimize sesleniyor. Tanrı duymayanları var. Tanrı'dan mesaj almayanları var. Bunun sebebi Tanrı'nın onlara seslenmemesi değil, onlarda veya bizlerde o seslenişi duyacak kulak olmamasıdır. Dolayısıyla Amos hepimize bu konuda çok büyük bir örnek, çok büyük bir ibret. Geçen hafta Yoel peygamberi paylaşırken söylediğimiz gibi kutsal ruh dökülecek ve çocuklarım, kızlarım, yaşlarım, gençlerim, kullarım, özgürlerim peygamberlikte bulunacaklar. Bununla Rabbin bizimle paylaşmak istediği o peygamberlik niteliğindeki ilişkiyi vurgulanır. İlişki vurgulanır. Rabbin sesini duymak istiyor muyuz? Amos'un bu konuda bize söyleyecekleri var. Biz ne olmak istiyoruz? Bir ruhban mı olmak istiyoruz? İnsanlar tarafından dış görünüşü itibarıyla, konum ve sıfat itibarıyla onur gören insanlar olmak mı istiyoruz? Yoksa teolojileri itibarıyla, kutsal kitaptan bildikleri itibarıyla, insanların önünde konuşmakla, onları etkilemekle gözlerine giren insanlar mı istiyoruz? Yoksa Rabbin seslenişini ne zaman isterse bizleri en arka sıralardan, sürünün ardından Rabbin istediği an iddia, Rabbin istediği iş için kendisi tarafından çağrıldığımızda sesini duyabilecek, dinleyebilecek insanlar mı olmak istiyoruz? Amoslar mı olmak istiyoruz? Yoksa Amos'u cesaretini kırmaya çalışan kahinler vardı, başka kahinler vardı. Sen kimsin sen? Bunları sus, bunları anlatma diyenlerden mi olmak istiyoruz? Amos'ta şöyle bir ilke görüyoruz. Karşılıklılık kuralı. Bugün mesela hani vize konusunda sürekli ülkeler birbirlerine karşı uyguladıkları bir ilkedir. Sen benim vatandaşımdan vize istiyorsan ben de senin vatandaşından vize isteyeceğim. Sen bana nasıl muamele ediyorsan ben de sana aynı şekilde muamele edeceğim. Aslında Amos'ta böyle bir ilke, böyle bir kural görebiliyoruz. Karşılıklılık ilkesi. Yani Tanrı aslında bizlere hak ettiğimiz karşılık veriyor. Başta söylediğimiz gibi söyleyecek olursak, ne ekersek bizlere bunu biçtiriyor. Hasat olarak bunu veriyor. Veya ayna ilkesi diyebiliriz. Sen aynaya dil çıkarırsan ayna sana ne yapar? Dil çıkarır. Sen aynaya öpücük atarsan ayna sana ne yapar? Öpücük atar. Ama bu ayna aslında basit bir ayna değil, bir lens gibidir. Tanrıdır. Tanrı da böyle edilgen sadece karşılık veren, hani sen bana taş atarsan ben sana taş atarım şeklinde değil, ama kutsallığı ve doğruluğuyla hak ettiklerimizi bu sefer aynı oranda değil, kendi kutsallık oranında karşılık olarak veren dünyanın hakimi ve kralıdır. Var ya böyle bazı lunaparklarda aynalar şişko gösteriyor. Onları sevmeyiz. Biz hangilerini severiz? İnce gösterenlerden. Ama Tanrı bir lens gibidir. Biz öpücük atarsak bize bir sevgi seli olarak geri döner.
Ama biz dil çıkarırsak Tanrı'nın yok edici yargı ve ateşi olarak geri döner. Amos bizlere ateş olarak geri dönen Tanrı'nın yargısından söz ediyor. Çünkü o zaman Tanrı'nın halkı, bizim gibi Tanrı'nın halkı sıfatını alabilen insanlar Tanrı'nın bereketlerini çok istiyorlardı ama Tanrı'yı hor görüyorlardı. Rahatları, hayatları keyfi yerindeydi, rahatları yerindeydi ama yürekleri gitgide Tanrı'dan uzaklaşıyordu. Dolayısıyla çok dikkat etmemiz gerekiyor bu konularda. Ve bu bağlamda çok ilginç bir şey var. Kutsal kitabı okurken hep Tanrı'nın bizi bereketleyeceği, Tanrı'nın bizi koruyacağı, Tanrı'nın planları bize gerçekleşeceği, Tanrı'nın iyiliklerini vurguluyoruz ve doğrudur. Ama kutsal kitap sadece bundan bahsetmiyor. Bu bağlamda Amos bakınız ne diyor. Veya şöyle başlayalım. Yeremia'dan aranızda bu ayeti sevmeyen varsa söylesin bana. Diyor ki Yeremia burada 29:11. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil. Size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. Var mı aranızda ben beğenmeyen bu ayeti? Bizim evimizde de İngilizcesi birisi hediye etmiş. Duvarda duruyor. Hoş. Bunu duvara asarız. Ama bakınız Amos ne diyor. Düşmanlarınca sürgün edilseler orada kılıca buyruk vereceğim. Onları bir çiçek gözümü üzerlerinden ayırmayacağım ama iyilik için değil. Bunu duvara asar mısınız? Asmalıyız. Ne yani Yeremia Tanrı sözüdür öteki değil midir? Ne yani Yeremia Tanrı'yı yüceltiyor da öbürü değil midir? İşte Yeremia aslında bu karşılıklılık ilkesi konusunda o dönemde İsrail halkının hak ettiğini yani dikerek tohumunu atarak hak ettiği karşılık o büyüteç ilkesiyle Tanrı'nın gazabı olduğunu ilan ediyor. Biz iki şey hak edebiliriz. Hamdolsun Mesih'in kanı aracılığıyla karşılık beklenmeden kurtuluşa eriştik. Ama bu Tanrı'nın gazabından yeri geldiğinde kaçabileceğimiz cehennem olarak değil. Ama yaptıklarımızın karşılığını almayacağımız anlamına gelmiyor. Dolayısıyla nereye yatırım yapıyoruz? Aynaya dil mi çıkarıyoruz? Aynaya öpücük mü atıyoruz? İşte Amos bu konuda dikkatimizi çekmek istiyor. Karşılıklılık kuralı. Ayna örneğini unutmayalım. Buna göre Tanrı kendi kutsallığına sadıktır. Prensibini anlatıyor bize Amos ve etki tepki kuralı. Ne gibi okuyalım? Ey ya İsrailliler, kulak verin Rabbin size Mısır'dan çıkardığı halka söyledi şu sözlere. Yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım. Hamdolsun. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Hamdolsun diyebilir miyiz? İlk cümlesine hamdolsun ben diyorum. İkinci cümleye diyebilir miyim? Hamdolsun deyin. Duymadım. Hamdolsun deyin. Hamdolsun. Çok inandırıcı gelmedi. Diyor ki bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. İnşallah. Tanrı konuşursa peygamber susamaz. İlk kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Ava giden alper parmağını keser mi? Pardon bu yoktur. Bir şey yakalamadıkça genç aslan içinde homurdanır mı? Tuzak kurulmamışsa yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı? Kente boru çalınır da halk korkmaz mı? Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Gerçek şu ki egemen Rab kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapamaz. Burada ne diyor Rab? Etki tepki.
Siz ne ekersiniz onu biçersiniz. Siz dil çıkarırsanız Rabbin öfkesi üzerinize gelir. Siz öpücük atarsanız oğlu öpün ki, ayet var. İkinci mezmur diyor ki oğlu öpün ki öfkesi size karşı alevlenmesin. Oğlu öpmek ne demek? Yani el öpme var ya onun gibi bir şey. Hürmet edin. Saygı gösterin. Önünde eğilin. Ki bunun karşılığında öfkesi alevlenmesin. Burada bize bunu anlatıyor ama burada vurguladığım ayetle Rab ne diyor? İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Burada yürüyen iki kişi birisi sen, bir diğeri Tanrı'dır. Ben Roza'yla şeye başladık, beraber çıkmaya başladık. Boylarımız farklı değil mi? Roza'nın adımları bana göre kısa. Ben şeye alışmıştım, uzun adımlar atmaya ama bu sefer yan yana yürüdüğümüzde başlarımız böyle gidiyordu. Şey gibiydik yani, pompa gibiydik. Ya, onun benim kadar uzun adım atmasını bekleyemezdim. Ne yapmam gerekiyordu? Adımlarımı kısalttım. Böyle sarmaş dolmaş gidebilmek için adımlarımı kısalttım. Çünkü iki kişi anlaşmadan birlikte yürüyemez. Sen Rab'le anlaşmazsan, sen Rab'e uymazsan, Rab'le beraber nasıl yürüyebilirsin? Burada adımlarını diğerine uyduran, uydurması gereken kişi kimdir dersin? Biziz. Anlıyorsun, Rab zaten uyurdu. Rab insan vücudu aldı, İsa Mesih olarak geldik ki bizim gibi bir yaşam sürebilmek için. Ama bundan sonra kim kimin adımlarına, kendi adımlarını uyduracak? Bizler. İşte sen bunu yapmazsan bu karşılık bekleyemezsin. Kapan kurmazsan kapana hayvan düşmesini bekleyemezsin. Tohumu ekmezsen bir süre sonra hasatı toplamayı bekleyemezsin. Para yatırmazsan faizini almayı bekleyemezsin. Çocuklarını okula göndermezsen bir gün Nobel ödülünü kazanmasını bekleyemezsin. Vesaire vesaire gibi. Bir şeylerin hayatımızda olabilmesi için her ne kadar bu şeyler biz sağlayamazsak, her ne kadar yine bunlar Rabbin haksız, hak etmediğimiz ödül ise, armağan ise, yine de bir şeyler biz yapmamız gerekiyor ve Amos'un bizlerle paylaştığı budur. Birkaç ayet daha değerlendirelim Amos'un. Bu sefer Tanrı kendi kendine sadıktır. Bu yüzden hak ettiğimiz tepki veriyor. Bir önceki neydi? Tanrı kendi kutsallığına sadıktır. Sadıktır bu yüzden. Kutsallığı değerindeki, ayarındaki karşılık alıyoruz. Bu sefer Tanrı kendi özüne sadıktır. Ve bu inanın kutsal kitabın en önemli mesajlarından biridir. Kendi özüne asla aykırı davranamaz. Dolayısıyla Tanrı bizleri asla yanılgıya sürüklemez. Kendisinden bekleyebileceklerimiz konusunda asla karanlıkta kalmayız. Tanrı'nın ışığı sadece bizleri sarıp da mutlu etmek, sıcak tutmak anlamında değil. Yanılgıya düşmemizi önlemek anlamında. Hatta kötülüklerimizin karşısında Rab'den alacağımız karşılığı anlatmak konusunda. Sadıktır, kendi özüne aykırı davranmaz. Ve Amos bu konuyu vurgular. Amos bu konuyu vurgular derken Tanrı Amos aracılığıyla vurgular. Tanrı vurgularsa biz de kendimiz de vurgulamalıyız. Egemen Rab kutsallığı üstüne ant içecek şöyle dedi. İşte geliyor o günler. Sizi et kancalarıyla, en son kalanlarınızı balık çengelleriyle götürecekleri günler. Of, duvara asar mısınız bu ayeti? Duvara asmalıyız. Yüreğimizin duvarına asmalıyız. Amos 6:8 egemen Rab başı üzerine ant içti. Her şeye egemen Tanrı böyle diyor. Yakup'un gururundan iğreniyor. Saraylarından tiksiniyorum. Bu yüzden içindeki her şeyle kenti düşmana teslim edeceğim. Rab kendi üzerinde ant içecek kimse olmadığından
kendi üzerine ant içiyor. İyilik için ant içiyor. Yani karşılık için ant içiyor. İbranilerde aynı andı buluyoruz. Ama bu antan doğan karşılık farklıdır. Çünkü Tanrı'nın aslında andı nedir? Hak ettiğimiz karşılığı, kendi yüceliği ve kutsallığı derecesinde bizlere geri dönecektir şeklindedir. İbranilerde ne diyor? Tanrı da amacının değişmezliğini vaadin miraçlarına daha açıkça belirtmek istediği için vaadini neyle pekiştirdi? Antla pekiştirdi. Öyle ki önümüze konan umudu tutmak, umuda tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulan ne iki şey? Kendi üzerine ant içti ve vaatte bulundu, söz verdi ikisi. Kendi varlığı ve kendi sözü asla bizi yanılgıya götürmez. Hamdolsun İncil'in gelmesiyle, eski ayeti de öyleydi ama Tanrı özellikle andını ne yönden değerlendirmemizi istiyor? Bunun bize kurtuluş getirdiği, dolayısıyla esas korkularımızı yok ettiği, vicdanımızı rahatlattığı, kendine çektiği ve kendi benzeri ve suretinde değiştirdiği yönden umudumuzu pekiştirmek istiyor. Ve diyor ki öyle ki önümüze konulan umuda tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. Ama büyük cesaret bulmak istiyorsak Tanrı'nın andına nasıl bir karşılık vermemiz gerekiyor? Teslimiyet, güven, kollarına kendimizi bırakmak, Rabbin bereketini bu yönden görmek. Tanrı aynı zamanda kendi doğruluğuna sadıktır ve bu adalet, merhamet kuralı. Adalete yatırım yaparsak, yani kötülüklerimizle, günahlarımızla, isyanlarımızla, çekememezliklerimizle, o zaman adalet üzerimize yıkılır. Ama merhamete nasıl yatırım yapacağız? Rab'den af dileyerek, Rab'in bu konuda merhametini arayarak ve bu yönden bakınız. Yine de Amos'ta geçen bir ifade diyor ki, Sodom ve Gomorra'yı alt üst ettiğim gibi alt üst ettim içinizden bazılarını. Ateşten kurtulan yanık onun parçasına döndünüz. Yine de yönelmediniz bana. Rab böyle diyor. Aynı ateşten kurtulan ödün parçası Rab hem yargısı için hem merhameti için kullanır. Çünkü niye? Bu durumda Rab'be yaklaşırsak o odun parçası yangından kurtulan, Rab'den uzaklaşırsak o odun parçası yangında kül olana kadar yok olan odun parçası oluruz. Yine de yönelmediniz bana. Bütün anahtar budur. Rab'be yönelmek. Orijinal yanılmıyorsam herhalde diyor ki yine de beni aramadınız. Hani normal vatandaş Tanrı'yı aramak kavramını anlayamaz diye yönelmediniz ifadesini kullandılar ama Tanrı'yı aramak ifadesi çok daha güçlüdür değil mi? Çünkü arayış bir eylem ve gayret gerektirir. Büyük bir kararlılık. Bir şeylerden vazgeçip tamamen hedefe odaklanmayı gerektirir. İşte biz Rab'bi aradığımız takdirde o zaman Zekeriya'daki odun parçası gibi oluruz. Bakınız Zekeriya'da Rab ne diyor? Rab meleğinin önünde duran başkahin Yeşu'yu ve onu suçlamak için sağında duran şeytanı bana gösterdi. Siz de bu Yeşu gibisiniz. Rabbinin önünde duruyoruz hepimiz. Rab ne demişti? Bu en küçük çocuklarımdan birine bunu yaptığınız zaman bana karşı yapmış olursunuz. Çünkü onların meleği babamın önünde durmaktadır. Melek ile kasıt melek olabilir ama bir şekilde bizi temsil eden belki bizim ruhsal bir yönümüz babanın önünde. Hepimiz babanın önündeyiz. Ve babanın önünde dururken aynı zamanda şeytan fırsatı eline geçtikçe
Bizleri suçluyor diyor. Bak yine dedikodu yaptı. Yine de o kardeşi yerden yere vurdu. Yine de bak şikayet önünde duruyor. Yine de dünyasal heveslerin peşine düştü. Yine de sana karşı kulaklarını tıkadı. Yine de gurura kapıldı. Şeytan sürekli listesi bitmiyor. Ama ne diyor? Diyor ki Rabbin meleği İsa'dır bu. Rabbin meleği burada İsa'dır. Rabbin meleği şeytana Rab seni azarlasın ey şeytan dedi. Yeruşalim'i seçen Rab seni azarlasın. Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi? Yeşu meleğin önünde çok kirli giysiler içinde duruyordu. Melek önündeki meleklere üzerinden kirli giysileri çıkarın dedi. Sonra Yeşu'ya bak suçunu kaldırdım. Sana hayran bayramlık giysiler giydireceğim dedi. Ne istiyoruz? Paçavırlar mı? Bayramlık giysileri mi istiyoruz? Rab tarafından verilen paçavralarla mı yaşamak istiyoruz yoksa Tanrı'nın bizlere vereceği bayramlık giysileri. Bu bayramlık giysileri Tanrı'nın gözünde hoş durmamızı sağlayan, şeytanın bütün haklı, bakınız altını çiziyorum, haklı suçlamalarına rağmen Mesih İsa'nın kanı bizleri örtmesiyle temiz görünen hayatımızı simgeliyor. Hangi kostümle, hangi elbiseyle Rab'in önünde durmak istiyoruz? Cevap gerek yoktur. Yani Rab ya yaklaşma tarzımıza göre, bakınız altına bir şey yazdım gri olarak, kendisine nasıl yaklaştığımıza göre yakıp tüketen bir ateş olabilir yargısıyla ya da yanıp tükenmeyen bir çalı gibi bizde ışığını gösterebilir. Hangisini istiyoruz? İşte bu da adalet merhamet kuralı. Adaletine maruz kalırsak, yani sırf Tanrı'ya bu şekilde ve Rab'be hakkımı ver diyorsak, vay benden daha kötü bir dua olamaz. Hakkımı ver diyorsan Rab'be hapı yuttun. Çünkü hakkın ya yakıp tüketen Tanrı'nın gazabıdır hakkın. Biliyor musun? Ama hakkıma göre verme. Hak etmediğim merhametine göre bana bak diyorsak Rab yanıp tükenmeyen bir güç ve hayat kaynağı bize oluyor. Tanrı hayat gücüne de sadıktır. Burada ölme dirilme kuralı. Hayatta kalmak istiyorsak iki seçeneğimiz var. Bir tanesi hayatımızı korumak, bir diğeri ölmektir. Çünkü ölen kişi ancak dirilebilir. Burada tabii ki fiziksel ölümden bahsetmiyorum. Kendi egoma, kendi bencilliğime, kendi doğal benliğime ölmekten bahsediyoruz. Ve bu yüzden, bakınız ne güçlü bir ayet. Bu yüzden Rab İsrail halkına şöyle diyor. Bana yönelin, yaşarsınız. Aslında ayet ne diyor? Beni arayın. Yaşarsınız. Bunun da tersi nedir? Beni aramayıp ölürsünüz, yaşarsınız. Ölürsünüz. Eğer biz Rabbin hayatına doğasına sahip olmak istiyorsak onu aramak zorundadır. Rabbi aramak vaktimize ölmek demektir. Kendi planlarımıza ölmek demektir. Belki kendi önceliklerimize, tercihlerimize ölmektir. Rabbi kullanan kişiler olmaktan vazgeçmek demektir. İnsanları kullanmaktan vazgeçmek demektir. Her şeyi seferber etmeye hazır olmak, hazır değilsek Rab ne olur beni hazır hale getir demektir. Tanrı'yı aramak bir süreçtir. Günlük hayatımızda zaman alır. Ömrümüzde zaman alır. Ve buna biz istekli değilsek, kararlı, azimli değilsek, o zaman aynaya dil çıkarıyor oluruz. Tanrı kendi kelamına da sadıktır. Hani dedik ya, Rab Amos'a seslendi,
Belki, bilemiyoruz. Belki Amos'tan önce başka kişiler seslendi. Ahmet vardı orada. Amos'un yanında. Ve Rab, Ahmet, Osman, ben seni peygamber olarak kullanmak istiyorum ama Ahmet'in, Osman'ın, Ayşe'nin kulağı tıkalıydı. En sonunda Amos dedi. Ha? Amos, Amos'un kulağı açıktı. Ve ona göre Amos Rabbin diri kelamını dinleyebildi. Şu anda kulağımız nasıldır? Hepimiz burada söylenenler, özellikle okuduğumuz ayetleri anlıyoruz. Ama buradan ayrıldıktan sonra kaçımızın aklından gidecek? Kaçımızın aklında kalacak? Ve bir hafta boyunca kutsal ruhu yankısıyla sürekli yaptığımız her şeye bu ayetlerle ışık tutacak. Rab bilir. Sen de bilirsin. Çünkü bize bağlıdır. Ve bu bağlamda bakınız ne diyor Amos. İşte günler geliyor, ülkeye kıtlık göndereceğim diyor egemen Rab. Ekmek ya da su kıtlığı değil. Bolluk vardı. Rabbin sözlerine susamışlık göndereceğim. Rabbin sözünü bulmak için insanlar denizden denize, kuzeyden doğuya dek dolaşacak, oraya buraya koşacak. Kaç kişi, yani bizim şartlarımız çok kolay. Kiliseye gelmek uzun yol, 30 kilometre bizim durumumuzda ama araba var, minibüs var, şey var. Kimi ülkelerde insanlar Rabbin kelamını duymak için 10 kilometre, 20 kilometre uzaklıkta, yaşadıkları yerde vasıta yokken yürüyerek Rabbin kelamını dinlemek için gidiyorlar. İşte bundan bahsediyor ama korkunç bir şey daha söylüyor. Diyor ki gidecekler, arayacaklar ama bulamayacaklar. Çünkü kulaklarını çok fazla tıkarsak Rabbin uyarılarına, bir gün gelir ki biz o Osman'ın, o Ahmet'in, o Ayşe'nin durumuna düşüyoruz ve Rab bizlere seslendiği halde duymaz oluyoruz. Kutsal kitap okurken kelam sana sesleniyor mu? Yani şunu hatırlayayım, şunu anlayayım. Yok yani, bir şekilde içinde bir şeyler yanıyor mu? Adını koyamadığın halde burada benim için bir hazine var, bir şeyler var. Veya hırpalıyor mu? Yani hayatımda çeki düzen vermem gerekenler var diyor mu? Yoksa üstüne böyle roman okur gibi geçip gidiyor. Belki okumuyorsun bile. Bilmiyorum. Ama belki bir gün çok büyük bir açlık durumunda kalırsın İsrail halkı gibi. Koşarsın kuzeyden güneye, denizleri boydan boya geçirirsin. Uçaklara binersin. Roketlere, uzay gemilerine gidersin ama Rabbin kelamına karşı artık Amos zamanında yaşayan İsrail halkı gibi kulağın tıkalı, kulağım tıkalı olur da bulamazsın. İşte Amos bu yüzden çok büyük bir örnek, çok büyük bir teşvik konusunda. Bütün bunların neticesinde Tanrı kendi ululuğuna da sadıktır. Her şeyden üstün, her şeyi aşkın, evrenin ötesinde olması özelliğiyle biz Tanrı'yla nasıl bir yaşam sürüyoruz? Ondan kaçmaya çalışıyor muyuz? Kaçış mı var Tanrı'nın gözünde? Bakınız ne diyor? Ona göre kaçma, yakalanma kuralı. Tanrı karşısında iki şey yapabilirsin. Kaçabilirsin, kaçabilirsin ya da yakalanabilirsin. Yakalanabilirim. Hangisi senin tercihin, hangisi benim tercihimse ayna bu şekilde, lens bu şekilde sana karşılık verecek diyor Amos. Ölüler diyarını delip girseler elimi uzatıp onları çıkaracağım. Göklere çıksalar onları oradan indireceğim. Karmel Dağı'nın doruklarına gizlenseler, atalarına düşüp onları yakalayacağım. Artlarına düşüp, pardon. Gözümün önünde uzağa,
denizin dibine girseler orada yılana buyruk vereceğim. Denizde düşen ama yılan ne yapar? Yılan sokar sonra. Rab diyor. İşte bu bağlamda Rab bize mezmurlar, özellikle 139. mezmurla Amos'un bize söylemek istediklerini çok güzel söylüyor. Burada inkar, itiraf kuralı. Rabbin önünde ya inkar edebiliriz ya da itiraf edebiliriz. İnkar edersek o da bizi inkar edecek. Rab özüne aykırını davranamaz. Siz bana sadık kalmazsanız ben yine de sadık kalırım diyor. Çünkü Rab özüne aykırı davranır. Ama dansa ne diyor? Siz beni inkar ederseniz ben de sizi inkar edeceğim. Yani karşılık ilkesi, karşılıklılık ilkesi. Rab'e nasıl yaklaşırsak o bize o şekilde yaklaşacak. Çünkü kutsaldır ve doğrudur. Ama merhametiyle her şeyi aşarak ve her şeyi geride bırakarak haksızlıklarımız bile, suçlarımızı bile geride bıraktıracak şekilde bizlere yaklaştı ki onun merhametine sığındığımız zaman, itirafla yaklaştığımız zaman iyiliğin, bonkörlüğünün, cömertliğinin, bereketinin bütün ölçülerini yaşayabilelim diye. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Burada bakınız, Amos da Rab sesleniyor. Siz kaçarsanız ben sizi yakalarım. Burada Rab konuşmuyor. Kim konuşuyor? Duayla Rab'e yaklaşan kişi farkındadır. Kaçsam aslında kaçacak delik bulamam. Diyor ki nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkta aydınlık birdir senin için. Tanrı'yla saklambaç oynayan kaybeder. Mezmurun sonunda çok önemli ayetler var. Bütün ayetler önemli kutsal kitapta. Ama bazı ayetler spesifik durumlar için daha da anlamlı gelir ve o durumları da kullanmalıyız. Mesela bugün çocuklarımızı Rab'be adamak konusundaki ayet. Her gün lazım olan bir ayet değil. Çünkü her gün çocuk doğurmuyoruz, tavşan değiliz. Değil mi? Ama her gün için lazım olan ayetler var. İşte sırada gelen ayetler her gün için lazım olan ayetlerdendir. Diyor ki, ey Tanrı, yokla beni. Bu duayla geliyor muyuz Tanrı'nın önünde? Ey Tanrı, yokla beni. Tanrı yüreğimi. Sına beni. Öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı diye. Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Rabbin önüne gelmeliyiz. Üç şey sorabiliriz. 3000 şey sorabiliriz. Ama size soracak 3 şey söyleyeyim. Her gün bu ayetlerle Rabbin önüne geldiğinizde. Birincisi, kardeşimin katili miyim? Sorun Rab'be. Kardeşimizin katili nasıl olunur? Ne dersiniz? Kimseyi öldürdünüz mü? Önce şöyle söyleyeyim. Yok. Ama kardeşin, bir kardeşin katili olabilir. Nasıl olunur kardeşin katili? Efendim? Nefret ederek. Efendim? Ahmak dersen, evet. Rab'te düşürürsen, tökez olursan. Bir başkasının gözünde onun itibarını lekelersen dedikoduyla. Uf. Vesaire vesaire. Önce sırasıyla söylemedim. Ama en yakın olanı önce söyledim. Rab'in katili miyim? Kardeşimin katili miyim? Evet dedi. Ama ne şekilde? İşte bu konuda Rab
bizi araştırmalıdır, soruşturmalıdır. Engizisyonunu bizlere uygulamalıdır. Rabbin engizisyonu var. Engizisyon ne demek? Soruşturma demek. Inquisition. Soruşturmak demektir. Rab bizi soruştursun. İzin vermeliyiz. Rab, herhangi bir şekilde kardeşimin katili miyim? Birinci soru. İkincisi, kendi ruhsal hayatımın katili miyim? Ruhsal hayatımı öldürüyor muyum? Günahlarla olabilir, safsaklamakla da olabilir. Geçen hafta gördüğümüz gibi kutsal ruhu söndürmekle, kederlendirmekle, Rab'den uzak durmakla, keyfiyetlerime veya ahlarıma, sıkıntılarıma daha da düşkün olmakla bir şekilde ruhsal hayatımızın katili olabiliriz. Ve üçüncüsü ve en kötüsü, ben Rab'in katili miyim? Rab'in katili nasıl olunabilir? Hadi kardeşimin katili çözdük. Rab'in katili nasıl olunabilir? Hı? Onu tanımamak. Ama tanıdık diyoruz. Başka? Çarmıha girdik. Efendim? Hayatımızdan çıkararak. Efendim? Karalamak. Karalamak. Güzel. Aslında Rabbi öldüremeyiz değil mi? Nietzsche bile öldüremedi. Allah öldü dedi ama altında birisi duvarda yazmıştı. Nietzsche dedi Allah öldü. Tanrı öldü. Nietzsche. Onun birisi altında ne yazdı? Nietzsche öldü. Allah yazmış neyse. Bu şekilde değil. Nasıl? Karalayarak yani yaşamımız ile kötü örnek olmayacak bir yaşantımızla diğer insanların gözünde bak bu Tanrı'ya inanıyor. İnandı Tanrı buysa lanet olsun ona dedirterek. Tökez olarak diğer insanlara. Diğer insanların gözünde Tanrı'yı küçük düşürerek. Uygunsuz yaşamımızla, uygunsuz örneğimizle. Her gün bunu soralım Rab'be. Rab bugün herhangi bir şekilde bir kardeşimin katili oldum mu? Rab bugün herhangi bir şekilde kendi ruhsal hayatımın katili miyim? Rab bugün herhangi bir şekilde senin katili miyim? Ve Rab soruştursun yüreğimize. Bana öncülük et diyor. Bu bir yolculuktur. Bu hemen olmuyor. Bazen bizden gizli kalan birçok şeyi kendisi bizlere göstermesi durumundayız. İşte Amos'un mesajı budur. Rabbi yürekten arayalım. Biliyorsunuz vaazlar kaydediliyor. Sonra web sayfamızda www.east-pro-kil-vak veya ipkb.org diye girebilirsiniz. Sonra orada vaazlar var. Oraya tıklarsanız bulursunuz vaazlar. Bir de PowerPoint'ları oraya yüklüyoruz. Bazılarınız sordu. O şekilde takip edebiliriz. Ama bu hafta tüm güzelliklerin aynası olan Rabbimize nasıl yaklaşacağız? Tüm kendisine sunduklarımızı büyüteçle büyütürcesine inanılmaz katlara katlayan merhametli ve adil Tanrımıza nasıl yaklaşacağız? Amos gibi kendisine kulağı olan halk mı olacağız? Yoksa İsrail halkı kendisiyle saklambaç oynayan halk gibi mi olacağız? Ayağa kalkalım ve dua edelim bitirmek için. Yüce Rabbimiz sana teşekkür ediyoruz. Hak ettiğimiz karşılıkla değil, hak etmediğimiz karşılıkla bizlere yaklaşmak için Mesih'in, İsa'nın şahsiyetinde vücut alıp aramızda yaşadığın sevginle bizleri kucakladın. Bundan böyle biz bu sevgiye hak ettiği tepkiyi minnettarlığı, teslimiyet, hayranlık, tövbe, itiraf ile sana yaklaşmak istiyoruz ki
senin bu bizler için beslediğin iyilik düşünceleri zafer kazansın her birimizin hayatında ya Rabbi. Bu önümüzdeki hafta bizleri kardeşimizin katili, ruhsal hayatımızın katili ve senin yüceliğinin katili olmaktan alıkoy diye dua ediyoruz. Yüceler Yücesi İsa'nın adıyla. Amin ve amin.